Solukluk, sık enfeksiyon geçirme, burun kanaması şikayetiyle getirilen 3 yaşındaki hastanın muayenesinde motor ve dil becerisinin geciktiği gözleniyor. Anamnezde daha önce VSD ve serebellar atrofi tanısı konduğu öğreniliyor. Laboratuvarda hemoglobin 8, lökosit sayısı 3000, MCV 100, hemoglobin F %8 olarak saptanıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastanın en olası tanısıdır? Evet vakamızda bir kemik iliği yetmezliği tablosu ile karşı karşıyayız. Hemoglobin 8 solukluk var. Lokosit 3000 sık enfeksiyon geçirme var. Evet platelet sayısını vermemiş ancak burun kanısı muhtemelen bir trombostopini işaret ediyor. Ve bunun dışında hastalarda hemoglobin F düzeyinin %8 olması bir stres eritropoez durumunu yani bir kemik iliğinde aplazi durumunun göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu hastayı diğer Konjenital aplastik anemilerden ayırıcı tanı yapacak bilgi ise VSD ve cerebellar atrofi gibi görülüyor. Evet şıklara bakacak olursak bunların içinde 3 tanesi konjenital aplastik anemi yapar. Fanconi anemisi, amegakaryoster trombostopeni ve diskeratosis congenita. Evet amegakaryoster trombostopeni özellikle yeni doğan döneminde başlamak üzere erken dönemde trombostopeni ile başlayan ardından pastopeni tablosu gelişen bir aplastik anemi tablosudur. Ve en önemli özelliği ise hastalara eşlik eden serebral, serebellar, atrofi ve konjenital kalp hastalıklarının görülmesidir. Tabii ki stres eritropoyaza bağlı hemoglobin F ve adenosin deaminaz yüksekliği de tabloya eşlik edecektir. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı A megakaryoster trombositopeni olmalıdır.